kıymetli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer füzyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Türkiye'nin tabii ki gizli atom bombaları var ve bunu saklıyor. Türkiye'de Amerika'ya ait olan 50-70 civarı atom bombası İncirlik üssünde bulunmaktadır. Herhangi bir atom tehdidi olduğu ve Türkiye saldırı altında olduğu zaman bunlardan 30-40 tanesini kullanma hakkına sahiptir. 5 adet NATO ülkesi, Almanya, Hollanda, Türkiye, Belçika, İtalya nükleer başlıklara ev sahipliği yapmakta ve kullanma hakkını elinde bulundurmaktadır. Artık gizliliği kalmayan beyanat. NATO ülkesi olduğumuz için atom bombaları İncirlik üstüne konuşlandırılmıştır. Ayrıca nükleer silah dokunulmazlık demektir. Olmamış olsaydı bugüne kadar ABD haricindeki ülkeler tarafından mutlaka doğrudan tehdit edilirdik. Bu atom bombalarının nerede olduğuna gelince, birden fazla yerde depolandıklarına eminim. Kimse bu atomik yumurtaları tek sepete koymaz. O zaman caydırıcılığı olmaz. Füze kullanılması Rusları haddinden fazla kıllandıracağı ve sınırın da yakın olması düşünülürse sorunludur. F-16 atom bombası atma kabiliyetinde bir uçak. Bu bombaların bu uçakların yoğun olarak konuşlandırıldıkları yerlerde olduğunu düşünmekte oldukça mantıklı. Bir atom bombası nasıl yapılır? Hidrojen bombası nasıl çalışır? Atom bombası ile hidrojen bombası arasındaki fark ne? İnsanları öldürme amacıyla atılan ilk nükleer bomba 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci bir bomba atıldı. Atılan bombaların öldürdüğü insan sayısı tahminen 214 bin kişi. Ve bu silahların neden olduğu yıkım, savaş tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında ABD nükleer teknolojiye sahip tek süper güçtü. Fakat bu o kadar da uzun sürmedi. Sovyetler Birliği, Amerikan nükleer sırlarını çalan bir casus ağının da yardımıyla 1949'da kendi atom bombasını başarıyla test etti. ABD ve Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş olarak bilinen 10 yıllarca süren bir düşmanlık dönemine girerken, her iki ülkede çok daha güçlü bir nükleer silah olan hidrojen bombasını geliştirdi ve geniş bir savaş başlığı cephaneliği inşa etti. Her iki ülkede stratejik bombardıman filolarını, birbirlerinin şehirlerine binlerce kilometre öteden bile ulaşabilen kara tabanlı kıtalar arası balistik füzelerle güçlendirdi. Denizaltılarda nükleer füzelerle donatıldı. Bütün bunlar yıkıcı bir saldırı başlatmayı daha da kolay hale getirdi. İş burada da kalmadı. Birleşik Krallık, Fransa, Çin ve İsrail'de 1960'ların sonlarında nükleer silahlara sahip hale geldi. Nükleer bombalar herkesin ve her şeyin üzerine kabus gibi çöktü. Okullar nükleer saldırı tatbikatları yaptı. İnsanlar evlerinin arka bahçelerine sığınaklar inşa ettiler. Ne var ki iki tarafta nükleer bombalar açısından bir türlü diğerine üstünlük kuramadı. Çünkü evdeki strateji karşılıklı yok oluş garanti eden cinstendi. Uluslardan biri, milyonlarca insanı öldürecek düzeyde bir yıkıma yol açan başarılı bir saldırı yapabilse bile, diğer ulusun karşı saldırıya geçmek ve acımasız bir intikam almak için hala yeterli sayıda atomik silah kalacaktı. Bu nedenle ilk saldırıyı yapmak dezavantajlı konuma geldi. Bu korkunç olasılık iki ülkeyi birbirlerine karşı nükleer silah kullanmaktan caydırdı. Ama korkunç bir nükleer savaş korkusu yine de varlığını sürdürdü. 1970'ler ve 80'ler boyunca gerilimler devam etti. Ronald Reagan yönetimindeki ABD, saldırılardan korunmayı amaçlayan şüpheciler tarafından Yıldız Savaşları olarak anılan füze savar savunma teknolojisi geliştirme stratejisi izledi. Fakat bu aynı zamanda ABD'nin ilk saldırıyı yapabilmesini de sağlayabilecek teknolojilerden de geliştirilmesini içeriyordu. 1980'lerin sonlarında Sovyetler Birliği ekonomik olarak sallanmaya başladığında Reagan ve Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov nükleer silahların sınırlandırılması için ciddi bir şekilde çalışıyorlardı.
1991'te Reagan'ın halefi George Bush ve Gorbachev nükleer silahsızlanma konusunda da çok önemli bir anlaşma olan START 1'i imzaladılar ve cephaneliklerini büyük ölçüde küçültmeyi yapmayı kabul ettiler. 1991'te Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yeni Rusya Federasyonu Başkanı'nın Boris Yeltsin ve Bush, 1992'de savaş başlığı ve füze sayısını daha da azaltan başka bir anlaşma olan START 2'yi imzaladılar. Ama nükleer bomba korkusu hiçbir zaman tam anlamıyla ortadan kaybolmadı. 2000'lerin başında ABD, Irak'ı işgal etti ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığı korkusuyla diktatör Saddam Hüseyin'i devirdi. Sonrasında Saddam'ın bu gizli çabalarından vazgeçmiş olduğu ortaya çıktı. Bundan önce 1998 yılında Pakistan çoktan ilk nükleer silahını test etmişti. Ancak başka bir totaliter ülke olan Kuzey Kore Saddam'ın yapamadığını yaptı. Kuzey Koreliler Hiroşima'yı yok eden atom bombası kadar güçlü bir nükleer silahı 2009'da başarıyla test etti. Yer altında patlatılan bomba o kadar güçlüydü ki 4,5 büyüklüğünde bir deprem yarattı. Ve 2020'lere gelindiğinde Rusya ve Batılı ülkeler arasında artan gerilimler, erken uyarı sistemlerinden kaçabilen yeni hipersonik füze beklentisiyle birleştiğinde korkutucu yeni bir nükleer silahlanma yarışı olasılığını artırdı. Nükleer savaşın siyasi manzarası yıllar içinde önemli ölçüde değişmiş olsa da silahın bilimi, yani tüm bu öfkeyi açığa çıkaran atomik süreçler Einstein'ın zamanından beri biliniyor. Atom bombası, patlatmanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bir bomba modelidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa boyutta bir enerji açığa çıkar ve bu da patlamayla beraberinde şok dalgası ortaya çıkarır. Fizyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek saflıkta uranyum ve plütonyum kullanılır. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. Bu yüksek zenginlikte malzeme, zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. Peki siz nükleer bombanın yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.